Yes, hello to everybody. Herkese merhabalar. Nothing very, very tough night for us. We played really bad. What to do, especially offensively, we scored 57 points. Some shots that we are usually making didn't go in tonight. But okay, what to do? It's 2-1 for them. We missed some chances until now, but we are not giving up. It's the series until 4, so in 2 days, hopefully we will show response. Zor bir geceydi bizim için. Çok kötü oynadık. Hücumda özellikle sadece 57 sayı üretebildik. Normalde attığımız pozisyonları başaramadık bu akşam. Sonuçta şu an seri 2-1 oldu. 4-1 kazanıyor. Yola devam edeceğiz. İnşallah 2 gün sonra farklı bir reaksiyona geri döneceğiz. I mean, how to win a game when you are shooting 32% field goals? It's very hard to win a game. They felt that, they protected the paint, and after that it was hard to play when you are shooting that bad. We scored 57 points, maybe the lowest. I can't remember if we ever scored this low points. Maybe somebody who is following the stats can say that, but okay, those kind of nights also comes. We will make some correction and hopefully we will win the game, and it's going to be 2-2. We are not giving up. We are Fenerbahçe. We were in much harder positions, so we are going to keep on playing. Mental bir sorun mu vardı? Hayır, atışlar girmedi sadece. 132 average oynarsanız ve boyalı alanda çok iyi korudular, bunu fark edip biz çok kötü şutlar kullandık. Hiç 57 sayı attığımızı hatırlamıyorum. İstatistiklere bakarsanız size belki görürsünüz. Hiç bu kadar az sayı ürettiğimiz bir maç gerçekten hatırlamıyorum. Kötü günler olabiliyor tabii ki. Ama biz Fenerbahçe'yiz. Çok daha zor durumlarda olduk. Asla pes etmeyeceğiz ve 2-2'ye getirmek için uğraşacağız. Congratulate Efes for their victory today and the way how they play. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum Belgiye için ve oynadığı görüşmek için. And of course, there are obvious some things in our game. Çok net şeyler var bizim maçımızda. And if it's like that, always is a responsibility of the coach. Böyle olunca da genelde koçtan dolayı oluyor. So I will continue just to support my team, my players, because I believe that they deserve that. Takımı desteklemeye devam edeceğim çünkü bunu hak ettiklerine inanıyorum. And the way is only to try to prepare ourselves for the game that will be Saturday, less than 48 hours. Yaklaşık 48 saatten daha az bir süre olan cumartesi günkü maça hazırlanarak ne yapacağız? We know very well that this is playoff time, that is possible to be up and down a lot of times. Playoff zamanında çok fazla iniş çıkış olabileceğini biliyoruz. But anything that need my players is help, and I want to thanks to our people for very good atmosphere. And I hope that they will understand the difficult point that we are and to come to help us in Saturday game. Oyuncularım gerçekten desteğe ihtiyacı var. Bu güzel atmosfer için de teşekkür ediyoruz bugün. Aynı şekilde cumartesi günde gelip takımımıza destek olmalarını bekliyoruz. Before the game I said in locker room, and I want to repeat over here one more time, that everybody of us, we are very sorry for this loss of Kostas Lukas. His father passed away. Sonra odasında maçtan önce konuştuk bütün oyuncularla. Hepimiz çok üzgünüz Kostas Lukas'ın odasında vefat etti. And he coming today, even though in one situation that is very very tough and very difficult for him, he coming back to help the team. Onun için çok zor bir durumda, takıma destek olmak için geri geldi. So we inside of the team, especially me like coach, appreciate very much this, and I really want to thanks to him for that. Özellikle antrenör olarak çok mutluyum bundan dolayı, çok teşekkür ediyorum ona onun için. Whatever and however happened, we will be always together because this is the only way that we know in the time that I'm over here and that we start to work with these guys. Ne olursa olsun biz her zaman bir olacağız. Geldiğim günden beri, bu grupla çalışmaya başladığım günden beri hep böyle ve böyle devam edecek. Evet, maçın başından itibaren çok iyi bir karakter gösterisi gösterdi bugün oyuncularım. Bir kere müthiş bir savunma yaptık. Fenerbahçe'yi daha çok zor, son saniyede zor dış atışlara yönlendirdik. Potu altından sayı yemedik. İçeri kolay penetrelerine izin vermedik. Hücumda da
3 kısayla Larkin, Beboa ve Micić ile sürekli tempoyu arttırarak onların ikili oyunlarıyla içeri dalıp hep boş atışları bulmaya çalıştık. Bütün oyuncularımız çok iyi oynadı bu akşam. Tabii ki seri uzun bir seri. Herkes, her iki takım da birbirini çok iyi tanıyor. İki takım da birbirini içeride dışarıda yendi. Bundan sonra da yenebilir. Şu anda sadece 2-1 öne geçtik. Ama bu akşamki oyun felsefemiz tam bir deplasman takımına yakışan bir felsefeydi. Çok iyi uyguladık. Oyuncularım müthiş oynadılar. Kutluyorum hepsini. Evet, maçın kilit oyuncularından bir tanesiydi. Bu sabah çok düşündük kadroyu kurarken. Beboa mı, Simon mu, James mi, Anderson mu diye ama bu tarz bir oyun oynamak istediğimiz için Beboa'yı koyduk. Yani kolay faul aldı ama savunmaya geçtiğimiz dakikalarda, saniyelerde diyeceğim tabii. Daha çok Doğuş ve Metecan'ı kullandık ilk devre. Bu şekilde koruduk Beboa'yı. İkinci yarıda daha çok hücumda olduğumuz her pozisyonda onu atıp onun o hücum silahından kullandık. Savunmada mümkün mertebede daha az top kullanan oyuncuyu tutturduk. Bu şekilde de maçın sonuna kadar korumayı başardık. Ya çok zor değil mental konsantrasyonu sağlamak çünkü final oynuyoruz. Sonuçta çok iyi bir sezon geçirdik. İlk maçta çok kötü oynamıştık kendi sahamızda ama özellikle ikinci maçın ikinci yarısından itibaren finale ısındı oyuncularım ve finalin temposunda oynamaya başladılar. Bu akşam da sonuçta karakterli bir takım. Yani bu takım biliyorsunuz Euroleague playofflarında da Barcelona'yı deplasmanda 32 sayı farkla yenen bir takım. Onun için atmosfer bizi etkilemiyor ama karşımızda çok güçlü bir takım var. Tabii ki takımın gücü bizi çok etkiliyor ama oyuncularım her atmosferde oynamaya alışıklar. Tabii ki sonuçta salon sporu yapıyoruz ve burada maçı aileler izliyorlar, çocuklar izliyorlar. Özellikle de bu tip önlemlerin alınması çok iyi. Ben duymadım hiçbir şey bu akşam maç başlamadan da. Maç başladıktan sonra tabii ki bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Fenerbahçe taraftarı evet bana bir protesto yaptı ama herhangi bir ters, kötü herhangi bir şey yoktu. Bu da gayet doğal. Onun için inşallah böyle devam eder. Şampiyon olduğum zaman rahatlarım. Bu sene çok zor bir sene geçiriyoruz. Oynadığımız her maç bir final. Hiçbir şekilde rahatlamadım. Çünkü 2-1 rakip Fenerbahçe. Şampiyon olursak herhalde biraz rahatlarım. Mersin. Here it's always tough, but I think we stay serious. Açıkçası bugün zorlu bir maçtı. Fenerbahçe'nin evinde oynamak her zaman zorludur ama biz işi ciddiye aldık. Ciddi bir basketbol sergiledik bugün. And we stay serious the entire game and that's how we got the victory. Dediğim gibi bütün maç boyunca ciddiyetimizi koruduk ve bu sayede galibiyeti elde ettik. A lot of frustration but I tried to stay focused and I found a way to help the team. Soru şöyleydi. İlk çeyrekte 3 faul aldın. Maçın devamında nasıl oyunda kalmayı başardın? Rodri'nin cevabı ise şöyle. Tabii ki daha maçın başında ilk çeyrekte 3 faul almak beni zorladı açıkçası ama maça odaklı kalmaya çalıştım ve maç boyunca takıma yardım etmeye, katkı sağlamaya devam ettim.